Merhabalar arkadaşlar. Bağımsız dış denetim sınavının bir konusu olan muhasebe denetimi yani denetim dersimize hoş geldiniz. Denetim dersini anlayabilmemiz için öncelikle muhasebenin bazı temel verilerini, donelerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlarla hareket ederek muhasebe denetiminin nasıl yapılması gerektiğini, denetim esasında nelere uygulanması, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade edeceğiz. Şimdi biz bir kere denetimden bahsedebilmemiz için dedik ki muhasebenin bazı verilerinden de haberdar olmamız gerekiyor. Muhasebenin bir tanımını hatırlayalım arkadaşlar. Muhasebe, mali nitelikteki verilerin kaydedildiği yani yazıldığı, sınıflandığı, özetlendiği ve analiz yorum yapıldığı sistematik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz muhasebenin iki süreçten ortaya çıktığını ve özetleme esnasında raporlama durumları olan bilanço ve gelir tablosu gibi statik ve dinamik yapıların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İşte denetçi bu statik ve dinamik yapıdaki mali tablolar üzerinde ne yapacak arkadaşlar? İncelemeler yapacak. Bu incelemeleri yaparken işte genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hareket edilmiş ya da uygun hareket edilmemiş veyahut belli bir sebepten dolayı kaidelere riayet edilmemiş ya da işte denetim sınırlanmış gibi görüş bildirme seçeneklerini seçmesi gerekiyor. Yani denetçinin yapmış olduğu olay arkadaşlar finansal tablolar üzerindeki mali nitelikteki verilerin işte önceden ortaya atılmış olan iddialar yani savların incelenmesi ve bu incelemeler neticesinde sonuçların objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde bilgi kullanıcılarına sunulmasını sağlayan sistematik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz muhasebeden bahsedelim. Muhasebeden sonra denetim dersimize başlayalım. Muhasebenin tanımını ifade ederken arkadaşlar ne dedik? İki tane süreçten ortaya çıkıyor. Birinci süreç, ikinci süreç. Birinci süreç kendi içerisinde neleri barındırıyor? 1. Mali nitelikteki olayların yazılması. Yani bunların YMY kaydına geçilmesi. İkincisi sınıflaması. Çok ayrıntıya girmiyorum arkadaşlar muhasebe dersinde ifade ettiğimiz için. Ve özetleme. Özetleme de kendi içerisinde tabloları ortaya çıkarıyor. Bu tablolar arkadaşlar temel mali tablolar ve ek mali tablolardır. Temel mali tablolarımıza baktığımız zaman neyi görüyoruz biz? Bilanço ve gelir tablosu. Ek mali tablolarımıza bakalım. Satışların maliyet tablosu. Fon akım tablosu. Nakit akış tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu, kar dağıtım tablosu gibi ek mali tablolarımız var. Yani birinci süreç yazılma, sınıflama ve özetleme. İkinci süreç ise arkadaşlar analiz ve yorum olarak karşımıza çıkıyor. İkinci süreci kullanan analisttir. Yani analiz dersini konusudur. Analist analiz ve yorumu yapar. Denetçi ne yapacak arkadaşlar? Denetçi bilanço ve gelir tablosu yani statik yapı ve dinamik yapıyı inceleyecek. İncelerken arkadaşlar neye bakacak? Şuna bakacak. Örneğin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. Bunu ne yapması lazım? 12 tane temel kavrama uygun hareket edilip edilmediğini analiz etmesi lazım. Bunu yaparken de kendi standardı var. Her denetçinin uyması gereken genel kabul görmüş denetim standartları var. Bu ifadeyle bu ifade karıştırılıyor arkadaşlar. Denetim neden yapılır? Önceden ortaya atılmış olan iddiaların ve savların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre uygun hareket edip etmediğini
bilgi kullanıcılarına aktarmak için tarafsız bir şekilde, objektif bir şekilde dış denetim yapılır. Genel kabul görmüş denetim standartları altında yapılır ama. Bakın, siz bilançolarınızı ve gelir tablolarınızı uygularken, oluştururken genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanarak yapmanız, ortaya çıkarmanız gerekiyor. Bunlar nedir? İşte sosyal sorumluluk, kişilik, parayla ölçme, tarafsızlık, belgelendirme, özün önceliği gibi, önemlilik gibi kavramlardır. 12 tane temel kavramı vardır. Bunlara uygun hareket ederek siz mali tablolarınızı ortaya çıkaracaksınız. Bu mali tablolarının incelenmesi de genel kabul görmüş denetim standartları dikkate alınarak denetçi tarafından irdelenecek ve incelenecek. İşte bilanço ve gelir tablosu çıktığı andan itibaren arkadaşlar denetimin konusu da ortaya çıkmış oluyor. O zaman biz denetim nedir sorusunun cevabını şöyle söyleyebilir miyiz? Önceden ortaya atılmış olan iddiaların, yani savların tarafsız bir şekilde incelendiği ve bilgi kullanıcılarına sunulduğu sistematik bir süreç olarak biz denetimi tanımlayabiliriz. Örneğin arkadaşlar, 2013 yılında bir firma gitti ki yeminli mali müşaviri, yani dış denetçi, dedi ki benim defterlerimi denetle. Şimdi yeminli mali müşavir 2013 yılı içerisindeyse nereye bakacak arkadaşlar? 2012 yılındaki bilanço ve gelir tablosuna bakacak. Bakın, önceden ortaya atılmış olan iddiaların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre uygun yapılıp yapılmadığını bağımsız biri tarafından denetlendiği ve bu sonucun, diyelim ki maliye arkadaşlar, taraf maliye, üçüncü kişilere sunulduğu ve sunulurken genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun hareket edildiği sistematik bir süreç olarak denetim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O zaman denetimin unsurlarını burada belirtelim. Ve aslında denetimi tanımından unsurlarını çıkaralım. Denetim nedir arkadaşlar? İktisadi olay ve faaliyetlerin önceden saptanmış ilkelere göre doğruluğunu tarafsızca ortaya koyan sistematik bir süreçtir. Tanımdan unsurları çıkaralım dedik arkadaşlar. Acaba unsurları nelerdir? Bu tanımdan şunu çıkarabilir miyiz? Birincisi, denetim bir süreç midir? Denetim bir süreçtir. Ne anlatmak istediğimizi biraz sonra ifade edeceğiz. İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaları içerir. Bu da doğru bir ifadedir. Önceden saptanmış olan ölçütler mevcuttur. Tarafsızlık söz konusudur. İlgi duyanlara bildirme söz konusudur. Tarafsızlık ve kanıt toplamadır. Şimdi denetimin unsurlarını bir irdeleyelim arkadaşlar. Denetim bir süreçtir. Neden bir süreçtir? Çünkü arkadaşlar, denetimin bir planlanması söz konusudur. Denetim ne yapılacak? Sorumlu baş denetçi tarafından denetim bir kontrol altına alınacak ve planlanacak. Ve planlandıktan sonra bu denetim, işte süreç olması buradan ileriye geliyor. Müşterinin kabulünden, seçiminden tutun da bir denetim raporunun ortaya çıkmasının sağlayacak tüm etkenler bir denetim süreci olarak karşımıza çıkıyor. O zaman denetim bir süreç midir? Evet, denetim bir süreçtir. Çünkü denetim planlara dayanmaktadır. Örneğin
Genel kabul görmüş denetim standartlarını tanımlayacak olursak arkadaşlar, bunlar her denetçinin uymak zorunda olduğu standartlardır. ISPA'dan 1947, Amerika Birleşik Devletleri'nden almış olduğumuz 3 kol 10 adet standarttır bunlar. Mesela bir denetçinin sahip olması gereken standartlar genel standartlar. Planlamayı nasıl yapması gerektiğini anlatanlar çalışma standartları ve görüşünü ortaya koyacak olanlar da raporlama standartlarıdır. Yani 3 koldan oluşmakta. Genel standartlara baktığımız zaman mesleki eğitim standartı, bilgi, mesleki titizlik standartı ve bağımsızlık söz konusu. Bakın her denetçi demek ki genel standartlara uyacak. Bir süreç başlamış oluyor. Çalışma alanı standartlarına baktığımız zaman planlama yapacak, gözetim yapacak, kanıt